Haşmet Babaoğlu 105 füze aklımızı vurmadı ya. Durup dikkatle izlemek varken sıradan insanın acısını içimizde hissedip öfkelenmekle dünya egemenlerinin dalaşmasında tribün taraftarı olmanın derin farkını anlama vakti gelmişken ne oldu? Suriye'ye gönderilen 105 füze üzerinden birbirimizi hırpalamaya başladık. Birileri ötekilerle hani 3. Dünya Savaşı çıkacaktı. Şiştiniz mi diye dalgasını geçmeye çalışıyor. Birileri neden Rusya karşılık vermedi diye tepiniyor. Bazıları da 70'e yakın füzenin düşürüldüğü doğru mu? Uçakların tamamı geri döndü mü gibi sorular üzerinden şüphe yaratmayı seviyor. Günceli yine güncel bilgilerle tartıp yorumlayabiliriz. Bu gazeteciliğin işidir. İtirazım yok. Ama daha ileri iddialar ve dişe dokunur yorumlar için güncelin ötesine geçmek, tarihsel, diplomatik, askeri ve ekonomik çerçeveye tekrar tekrar göz atmak zorundayız olup bitenler için neden diye soracaksanız bunun cevabı Trump veya Putin dedikinin çok ötesindedir. Liderlerin basın toplantılarında ve Twitter'da hiç lafını etmedikleri ama gayet iyi bildikleri gerçekler var. Uzun vadeli stratejiler, ekonomik dar boğazlar ve muhtemel çözüm hesapları, hegemonya iradeleri ve diğerleri. Anlayacağınız bu harekatın esas hedefi eset değildir. Bunu kabullenmeye yanaşmıyorsak gevezelik ediyoruz demektir. Sonra otur 105 füze gönderiyorsun da neden Esed'in başkanlık sarayını ve sığınağını bombalamıyorsun diye yan dur. Esed ve onun Suriye'si bugünün parçası. Oysa artık her büyük hamle geleceğe yönelik yapılıyor. Bu bakımdan hiç şüpheniz olmasın ki şimdilik dar kapsamlı tutulan harekat gerçekte bir cezalandırma falan değildir kimyasal ve kırmızı çizgi üzerine onca belagat da üstünlerin hukukunun süsüdür. Evrensel hukukun üstünlüğü demedim. Öyle bir dünya yok çünkü. Esas hikaye İran ve Rusya'nın sinir uçlarının Batı koalisyonu tarafından teste tabi tutulmasıdır. Rusya da işi karşılıklı sınamaya çevirmiş, bana dokunmazsan dokunmam noktasına çekmiştir. Ama şimdi harekat oldu bitti etkisi geçer, işimize bakarız diye ellerini ovuşturanlar yanılıyorlar. İpek Yolu projesi çözüme bağlandı mı? Doğu Akdeniz'in ticaret yolları ve doğal gaz kaynakları üzerinde egemenlik arayışları bitti, uzlaşma sağlandı mı? Hayır. Öyleyse savaş sürüyor, sürecek demektir. Haşmet Babaoğlu, sabah